Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Türkçe doktorunuz Enes Avcı. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle zarflar, diğer bir ismiyle belirteçler diyoruz. Haydi başlayalım. <laughs> zarflar, belirteçler. Nedir hocam zarf? fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların, adlaşmış sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden etkileyen, onları belirten, dereceleyen sözcüklere biz zarf diyoruz arkadaşlar. Şimdi daha önceki derslerimizde sıfattan bahsetmiştim sizlere değil mi? Hatırlıyoruz arkadaşlar. Güzel Peki neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Önce bir gelsin. Çok güzel bir seveceğiz. parçadır. Değil mi arkadaşlar? Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Bakın güzel günler diyorum. Oradaki güzel önündeki ismi ne yaptı? Nitele dedim arkadaşlar. Eğer ki isimden önce geliyorsa biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Biz buna sıfat diyorduk. Ama isimden önce değil de fiilden ya da fiilimsinden önce gelen bir sözcük varsa ve onu belirtiyorsa arkadaşlar biz buna zarf diyoruz. Nasıl hocam? Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bakıyorum da bu aralar güzel giyiniyorsun. Şimdi bakın arkadaşlar güzel giyiniyorsun dedim. Giyinmek nedir? Fiildir değil mi? Nasıl giyiniyorsun? Güzel giyiniyorsun. Önündeki fiili ne yaptı? Belirtti değil mi arkadaşlar? İşte biz buna ne diyoruz? Zarf diyoruz. O zaman basit mantıkta şunu diyebiliriz değil mi? Sözcük önündeki ismi niteliyorsa sıfat, önündeki fiil ya da fiilimsiyi belirtiyorsa o zaman zarf olur. Ama hocam tanımda sıfat, adlaşmış sıfat bir de kendi türü demişsiniz. Onlar ne? Onları da hemen anlatacağım arkadaşlar şimdi sizlere bir örnek üzerinde. Bakın bir örnek üzerinde demeyelim de bir sözcük üzerinden anlatmaya çalışayım. Birinci örneğimiz seni çok özledim. Bakın özledim fiildir değil mi arkadaşlar? Ne kadar özledim çok özledim. Ne yaptı arkadaşlar? Fiili belirtti, derecelendirdi. İşte biz buna zarf diyoruz. Demek ki fiili belirtip derecelendirebiliyormuş. İkinci örneğim. Bugün çok çalışmak istemiyorum. Bakın çalışmak demiş. Mekmak gördük değil mi? Fiilimsi var orada. Demek ki neymiş arkadaşlar? Fiilimsinin de önüne gelip onu belirtebiliyormuş. Buna zarf diyormuşuz. Sadece fiil fiilimsi mi? Hayır. Bakın zor sorular diyoruz. Nasıl sorular? Zor sorular. Sıfat değil mi? Sıfat tamlaması var orada. Sıfat tamlamasının önüne gelmiş. Çok zor sorular diyerek ne yapmış arkadaşlar? Derecelendirmiş. Biz buna da zarf diyoruz. Demek ki sıfat tamlamalarının önüne de gelebilir. Maşallah çok gençsiniz derken. Çok genç adam, çok genç kadın. Önünde bir isim vardı düştü. Yani biz buna ne diyoruz? Adlaşmış sıfat diyoruz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Adlaşmış sıfatın önüne de gelip dereceleyebiliyormuş. Buna da zarf diyormuşuz. Her zaman çok güzel giyinir. Giyinir fiilim. Nasıl giyinir? Güzel giyinir. Zarftır değil mi arkadaşlar? Çok güzel giyinir derken zarf başka bir zarfı ne yaptı arkadaşlar? Derecelendirdi. Buna ne diyoruz? E buna da zarf diyoruz. Demek ki biz neyi öğrendik arkadaşlar? Zarflar fiillerin önüne gelebilir, fiilimsilerin önüne gelebilir, sıfat tamlamalarının önüne gelebilir, adlaşmış sıfatların önüne gelebilir. Zarf başka bir zarfı yine belirtebilir, derecelendirebilir arkadaşlar. Bunu öğrendik. Peki devam edelim. Şimdi Sevgili gençler biz zarfları kendi içerisinde 5'e ayırıyoruz. Bunlardan ilki durum zarfıdır. Tanımımıza bakıyoruz. Fiilleri ve fiilimsileri durum yönüyle tamamlayan sözcüklere durum zarfı diyoruz. Yani hocam yani şu arkadaşlar nasıl sorusunu soruyoruz ama neye soruyoruz? Fiil ya da fiilimsiye soruyoruz. Şimdi ilk örneğimiz yavru kedi bize sevgiyle bakıyordu. Bakın arkadaşlar nasıl bakıyordu? sevgiyle bakıyordu. Önündeki fiili ne yaptı? Belirtti. İşte biz buna ne diyoruz? Durum zarf diyoruz. Çünkü nasıl sorusunu sorduk. Çocuk sınıfa sessizce girdi. Nasıl girdi? Sessizce girdi. Önündeki fiili ne yaptı? Belirtti. Nasıl sorusunu sorduk. Üçüncü örneğimiz. Adam çekine çekine içeri girdi. Girdi fiilimiz midir arkadaşlar? Evet fiilimizdir. Nasıl girdi? Çekine çekine girdi. Ne yaptı arkadaşlar? Nasıl sorusuna fiilimiz cevap verdi mi? Verdi. Ama hocam araya sözcük girmiş. Girerse girsin. Bana ne? hiç önemli değil arkadaşlar. Tek ki siz o fiille zarf olabilecek sözcük arasında o ilişkiyi kurun. Nasıl sorusuna cevap versin. Şimdi arkadaşlar durum zarflarımız bundan ibaret ama sorularda şöyle bir şey geliyor. Lütfen ama lütfen burada bu nedir diye düşünmeyin. Eylemi durum bakımından sınırlayan bir sözcük vardır derse bakacağınız şey durum zarfıdır. Yani şu sorunun cevabı eşittir durum zarfı arkadaşlar. Yani sizden istediği şey durum zarfı. Lütfen bunu da unutmayalım. Arkadaşlar durum zarflarını anlamlarına göre gruplara ayırıyoruz. Bunlardan ilki niteleme zarfıdır. Niteleme zarfımızın sorusu nedir? Nasıldır? Neye soracağız? Fiil ya da fiilimsiye. Nasıl oturalım? Eğri oturalım. Bakın önündeki fiil ya da fiilimsimiz ne yaptı? Belirtti değil mi? Doğru konuşalım. Nasıl konuşalım? Doğru konuşalım. O zaman bunlar nedir? Niteleme zarfıdır. İşaret zarfımız vardır arkadaşlar. İşte. İşteyi gördüğümüz zaman hemen diyeceğiz ki evet geliyor. Ne geliyor? İşaret zarfı geliyor. Ama aması var. Önünde fiil ya da fiilimsi olmalı. İşte gidiyorum çeşmi siyahım. Çok güzel bir türkümüzdür. Değil mi arkadaşlar? Önünde fiil var mı? Evet fiil var bakın. Önündeki fiil belirtti mi? Belirtti. Biz buna işaret zarfı diyoruz. Kesinlik zarflarımız vardır arkadaşlar. Mutlaka, şüphesiz, kesinlikle, elbet, asla, hiç, katiyen. Bunlara da biz kesinlik zarfları diyoruz. Elbette olur ev yıkanın hanesi viran derken. Elbette olur. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Kesinlik zarfına yer verdik mi? Verdik. Bakın burada şu çok tehlikeli arkadaşlar. Şimdi mesela... Elbette olur ev yıkanın hanesi viran geliyor soruda. Ve diyor ki işte yukarıda metnin içinde geçtiğini varsayalım bunun. Durum zarfına yer verilmiştir diyor parçada. Şimdi öğrenci şunu yapıyor. Durum zarfı nasıl sorusuna cevap verecek? Nasıl olur? Elbette olur. Yok ya çok mantıklı olmadı. O zaman burada durum zarfı yok diyebiliyor. Ama sen kesinlik bildiren sözcüklerin durum zarfı olduğunu bilirsen hiç sıkıntı yaşamazsın. Mesela orada çok tehlikeli bir sözcük var. Bakın arkadaşlar çok tehlikelidir. Yıldızlıyım. Hiç. Göremeyiz. Gözümüzden kaçar. Sakın unutma. Bu da bir durum zarfıdır. Devam ediyorum. Arkadaşlar dilek zarflarımız var. Keşke, dilerim, inşallah, bari, hiç olmazsa, umarım gibi dilek temenni bildiren sözcükler. Bunlar da durum zarfıdır arkadaşlar. Keşke ben de o gün orada olsaydım. Bakın buradaki keşkemiz nedir? Arkadaşlar dilek zarfıdır. Keşke olsaydım. Nasıl olsaydım? Keşke olsaydım. Bak nasıl sorusuna cevap vermedi. Sınavda gelsin. Sen bunu durum zarfı olarak almazsın. Dersin ki hocam nasıl sorusuna cevap vermiyor. Ben nasıl alayım? Ama dilek temenni bildiren sözcüklerin durum zarfı olduğunu bilirsen çat diye işaretlersin. Unutma. Devam ediyoruz. Olasılık bildiren sözcüklerimiz var arkadaşlar. Olasılık zarfı olarak geçer. Belki, galiba, herhalde, sanırım, olsa olsa, ihtimai. Belki bu yıl İzmir'e giderim. Bakın arkadaşlar. Belki giderim diyoruz. Nedir? Olasılık zarfıdır. Yineleme zarfımız var arkadaşlar. Yine, gene, tekrar, ikide bir kez, bin kez, beş bin kez, beş bin kez neyse artık. Beş kez, yüz kez. Beş bin kez de olur gerçi. Bunlara biz yineleme zarfı diyoruz arkadaşlar. Bize yine gel olur mu? Bak nasıl gel desem? Ya olmuyor. Cevap alamıyorsun. Ama sen... Yineleme bildiren sözcüklerin durum zarfı olduğunu bilirsen çok rahat edersin. Peki devam ediyorum. Yaklaşıklık bildiren sözcüklerimiz var. Aşağı yukarı şöyle böyle hemen hemen yaklaşık olarak. Bakın bunlar yaklaşıklık zarflarımızdır. Bugün aşağı yukarı 100 soru çözdüm. Gördük mü? Evet üleştirme zarflarımız var. Biz bunu bir yerde daha gördük. Üleştirme sıfatlarında gördük hocam. Değil mi? Önündeki ismi arkadaşlar belirtirse biz buna ne diyoruz? Üleştirme sıfatı diyoruz. Ama önündeki fiil ya da fiilimsiyi belirtirse o zaman üleştirme zarfı diyeceğiz. Uçaklar İkişer, ikişer geçiyordu. Bakın önündeki fiili belirtti. O zaman ne diyoruz? Üleştirme zarfı diyoruz. Sınırlama zarflarımız vardır. Sadece yalnızca, yalnız ancak bir tek tek gibi. Dün ancak iki saat çalışabildim derken ne yaptık? Sınırlama zarfına da yer verdik arkadaşlar. Şimdi şunu sakın unutmayın sevgili gençler. Bakın şu an gördüğümüz durum zarfının alt başlıklarının tamamı bakın cümleye dikkat edin durum zarfının alt başlıkları diyorum. Bunların tamamı durum zarfıdır. Lütfen unutmayın. Sınavda geldiği zaman bunları görürseniz durum zarfını işaretliyorsunuz. Geldim zaman zarfına. Nedir hocam zaman zarfı? Adından da anlıyoruz zaten. Fiillerin ve fiilimsilerin yapıldığı zamanı gösteren zarflara zaman zarfı diyoruz. Yani hocam artık ne zaman sorusunu soruyoruz. Neye soruyoruz? Fiile ve fiilimsiye soruyoruz. Ben buraya zaman zarfı olabilecek bazı sözcükleri yazdım. Dün, bugün, yarın, şimdi, gece, gündüz, güpe gündüz, cuma günü, haftaya, önceki gün diye devam ediyor. Şimdi bir öğrencim diyor ki hocam diyor işsiz gibi yazmışsınız onların hepsini oraya. Yani o an aklıma gelenlerden yazdım işte. Zaman bildiren sözcüklerden. Zaten bunu çok rahat çıkartırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yemekler henüz pişmedi. Bakın arkadaşlar. Henüz pişmedi diyorum. Ne yaptık? Ne zaman? Henüz. Ne yaptı fiil ya da fiilimsiye sordum. Ne zaman sorusuna cevap verdi mi? Evet, ben buna zaman zarfı diyorum. Şimdi gözlerimi ağlamayı öğrettim. Burada bir şarkıdan alıntıladım arkadaşlar. Şimdi öğrettim diyorum bakın. Fiilimiz de burada. Ne zaman öğrettim? Şimdi öğrettim. Zaman zarfı. Sabahtan uğradım ben bir güzele. Uğradım fiilimdir değil mi benim? Ne zaman uğradım? Sabahtan uğradım. Nedir arkadaşlar? Ne zaman sorusuna cevap verdi? Bu zaman zarfıdır. Unutmuyoruz. Peki Şimdi önemli bir şey unutmam var arkadaşlar. Nedir o? Eylemi zaman bakımından sınırlayan bir sözcük vardır diye soru geliyor böyle bize. Öğrenci diyor ki ya bu ne demek? İşte bu zaman zarfı var mıdır? Zaman zarfı vardır yoktur neyse işte. Senden istediği burada zaman zarfı arkadaşlar. Zaman zarfına bakıyorsunuz. Burada durdum. Dur 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 dur. Odaklan. Dağılma dağılma dağıldın bak şu an dağıldın. Lütfen buraya odaklan. Bak. Akşam gece pazartesi renkli sözcüklerimizi görüyorsunuz. Şimdi bunlar zaman bildiren sözcükler değil mi? Evet o zaman zaman zarfıdır hocam. Ya bir dur hemen zaman zarfıdır deme cümleyi bir oku. Akşam erken iner mahpushaneye. Şimdi arkadaşlar akşam erken iner. Bakın ne zaman iner değil bu. Ne iner? Akşam iner. Bakın ne zaman sorusuna cevap vermedi. Ne sorusuna cevap verdi. O zaman bu zaman zarfı değildir. Bu isimdir. Gece bir yorgan gibi tüm çirkinlikleri örter. Şimdi ne zaman örter? Gece örter. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Bir yorgan gibi tüm çirkinlikleri örten ne? gece. Bakın ne sorusunu sordum. Ne zaman sorusunu sormadım. O yüzden oradaki gece isimdir arkadaşlar. Tamam lütfen unutmayın bunu. Ha şöyle deseydi annem her gece üstümü örter mesela. Her gece örter ne zaman her gece. Bak o zaman oldu. Cümlenin gelişine dikkat etmeniz gerekiyor. Pazartesi en sevilmeyen günlerin başında gelir nedense. Değil mi arkadaşlar? Ya evet demeyin demeyin evet diye. Değil mi? Pazartesi genelde sevmeyiz. Öğrenciler de çok fazla sevmezler ama Cahit Zarifoğlu çok güzel bir şey söyler. Der ki pazartesi sendromu sosyete şımarıklığıdır. Ekmeğinin peşinde olanlar için ise pazartesi besmeledir. O yüzden biz olaya bu açıdan bakalım. Şimdi arkadaşlar en sevilmeyen günlerin başında gelen ne? Pazartesi. Bakın buradaki pazartesi ne sorusuna cevap verdi. Ne zaman sorusuna cevap vermedi. O zaman buradaki pazartesi ne olur arkadaşlar? Zaman zarfı olmaz. İsim olur. Lütfen buna da dikkat edelim. Geldim yeryon zarflarına. Arkadaşlar yeryon zarflarım neler? Hiç tanım falan yapmayacağım. Bakın. Aşağı yukarı ileri geri içeri dışarı öte beri sağ sol 10 tane sözcük saydım. Başka? Başka yok. Burayı ezberleyeceğiz. Aşağı yukarı ileri geri içeri dışarı öte beri sağ sol 10 tane. Başka? Başka yok. Aşağı yukarı ileri geri içeri dışarı öte beri sağ sol. Başka? Başka yok. Sanki böyle sardırıyor gibi oluyor ama şu an zihninizde, bilinçaltınızda oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Başka yok. Yani hocam şimdi nereye gittim? İzmir'e gittim. Bu yer yön zarfı değil mi? Değil arkadaşım, değil. Yer yön zarfı falan değil. Sadece buradaki 10 tane sözcük. Hocam doğuya gitmiş, nereye gitmiş? Doğuya gitmiş. Yer yön zarfı değil mi? Arkadaşım değil. Sadece buradaki 10 tane sözcük. Başka? Başka yok. Ama fiil ya da fiilimsi'den önce gelecek. Onları belirtecek. Arkadaşlarıyla konuşmak için aşağı indi. Bakın, aşağı indi. Yeryon zarfı mı? Evet. Sattığımız bir malı geri almamız. Geri. Yeryon zarfı mı? Evet. Çünkü önünde fiilimsi var bakın. Üstteki örneğimizde önünde ne vardı? Fiil vardı. Az öte git. Yeryon zarfı mı öte? Evet. Yeryon zarfı. Önünde ne var? Fiil var. Bitti. O zaman biz bunlara ne diyoruz? Yeryon zarfı diyoruz arkadaşlar. Fakat, fakat, fakat. Bakın fakatlarım var. İçeriden garip sesler geliyor. Hocam bu da yeryon zarfı mı? Değil. Hocam ne bağırıyorsunuz? Tamam Allah Allah. Şimdi şöyle arkadaşlar üzerine ek almış üzerine ek alıyorsa yer yön zarfı olmaktan çıkar. Ha hocam eksiz gelecek diyorsunuz yani. Evet. Çünkü içeriden garip sesler geliyor derken nereden içeriden isim olarak kullanılmış. Dışarının havası bak dışarının üzerine ek gelmiş. Bitti. Sen artık yer yön zarfı olamazsın. Eksiz gelmek zorunda mı hocam? Kesinlikle zorunda. İleri de diyor arkadaşlar üzerine ek gelmiş. Üzerine ek geldiği anda artık o yer yön zarfı değildir. Hocam ben olayı çözdüm. Bak. Hocam sakin. Ben olayı çözdüm. O zaman üzerine Ek gelmiyorsa yapıştırıyorum yer yön zarfına. He yapıştır ondan sonra sana da yapıştırsınlar. Alttaki örneğe bakar mısın? Aşağı mahallede kavga çıkmış. Şimdi sen eksiz geliyor hemen işaretleyeyim dersen hata yaparsın. Aşağı mahalle diyorum bakın. Aşağı evet eksiz gelmiş ama önünde bir isim var. Gördük mü? O zaman buradaki aşağı mahalle derken aşağı ne oldu? Sıfat olarak kullanıldı. Eksiz gelecek artı önünde fiil fiilimsi olacak. Buna dikkat edeceksin. İleri medeniyetler seviyesine çıkmalıyız. Bakın medeniyetler diyoruz arkadaşlar. Medeniyetler isim mi? Evet isim. İleri medeniyetler derken buradaki ileri yine önündeki ismi nitelediği için sıfat olarak kullanılmış. Tamam mıyız? Buna da dikkat ediyoruz. Devam. Geldim miktar zarfına. Diğer adı azlık çokluk zarfıdır. Tanıma dikkat eder misiniz? Fiilin fiilimsinin sıfatın adlaşmış sıfatın zarfın. Harika bir şey söyleyeceğim size. Bak harika bir bilgi veriyorum. Şu ana kadar tanımların hiçbirisinde ben sıfatın adlaşmış sıfatın ve zarfın ifadesini kullanmadım. İlk defa burada kullanıyorum. Aa hocam o zaman şöyle. Eğer ki bir sıfatın ya da adlaşmış sıfatın ya da zarfın önüne gelen sözcük zarf olarak kullanılmışsa bu kesinlikle miktar zarfı mıdır? Evet. Düşünme. Hiç düşünme. Ya acaba durum zarfı mı? Zaman zarfı mı? Düşünme, düşünme. Bunların önüne gelmişse her türlü miktar zarfıdır. Peki hocam sorumuz nedir? Ne kadar. Peki hocam neler miktar zarfı olabilir? daha, en çok, pek, gayet, fazla, az, biraz, azıcık, oldukça, hayli, epey, ne gibi sözcükler miktar zarfıdır arkadaşlar. Miktar zarfı olarak kullanılır. Dergi çıkarmak için epey çalıştık. Ne kadar çalıştık? Epey. Miktar zarfı. Bugün çok çalışıp yorulmuş. Ne kadar çalışıp? Çok çalışıp. Bakın önündeki ne yaptı? Fiilimsi belirtti daha mantıklı açıklama dikkat et. Mantıklı açıklama açıklama isim, mantıklı sıfat. Oradaki daha nedir arkadaşlar? Oradaki daha miktar zarfı sıfat tamlamasının önüne geldi. Sınıfın en çalışkanıdır kendisi. Bakın, en çalışkanıdır diyorum. Çalışkan öğrencisi. Çalışkanı adlaşmış sıfat mı? Evet, adlaşmış sıfat. Onun önüne gelen en işte o miktar zarfı. Yemeği biraz fazlaca yemişim. Yemişim. Fazlaca yemişim zarftır. Biraz fazla yemişim derken zarf zarfı yani kendi türünü ne yaptı arkadaşlar? Belirtti. O zaman ona ne diyorum ben? Ona da zarf diyorum. O zaman toparlayalım arkadaşlar tekrardan. Miktar zarflarımız fiili, fiilimsiyi belirtebilir, sıfat tamlamasının önüne gelebilir, adlaşmış sıfatın önüne gelebilir. Zarfın önüne gelebilir başka bir zarf. Biz bunlara ne diyoruz? Biz bunlara miktar zarfı diyoruz arkadaşlar. Bir dikkatim var. Bakın. Böyle bir havada tanışmıştık. Nasıl hava böyle hava? Ne dersiniz siz buradaki böyleye? Duyuyorum işaret sıfatı diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü önündeki ismi belirtmiş. Böyle güzel bir hava dersek arkadaşlar. Bakın burası biraz farklı. Şimdi böyle güzel bir hava derken. Hava isim mi? Evet isim. Nasıl hava? Güzel hava. Niteleme sıfatı mı? Evet niteleme sıfatı. Buradaki bir nedir? Ortadaki birler her zaman için belgesiz sıfat demiştim. Anlatmıştım bunu size değil mi? Şimdi sıfat tamlamasının önüne böyle sözcüğü gelmiş. Gördük mü? Evet. İşte biz buna ne diyoruz? Buna miktar zarfı diyoruz. Aa hocam bak 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 çok tehlikeli. Böyle öyle şöyle bu sözcükler. Anlamayan arkadaşlar bir kez daha anlatıyorum sizin için. Eğer ki mesela şöyle binalar desek. Önündeki ismi ne yaptı belirtti doğru mu? Evet biz buna sıfat deriz. Ama şöyle güzel bir bina desem. Bakın güzel bir bina sıfat damlaması var. Ama şöyle güzel bir bina dediğim zaman. Onun o sıfat damlamasının önüne gelen şöyle sözcüğü. Ya da böyle sözcüğü. Ya da öyle sözcüğü fark etmiyor. Nedir arkadaşlar? Miktar zarfıdır. Lütfen buradaki bu kıymetli bilgiyi de unutma. Üstünlük zarfımız var arkadaşlar. En ve daha sözcükleri. Bakın testlerde falan çok sık gelir. Üstünlük zarfına yer verilmiştir der. En ve daha. Lütfen unutma. En ve daha. At zihnine. Dünden daha güzel bir gündü bugün derken arkadaşlar. Güzel bir gün sıfat damlamasıdır. Daha ise arkadaşlar. Onun zarfı. Ne zarfı? Üstünlük zarfı. Bu işte ondan daha iyisi yok derken. iyisi adlaşmış sıfattır. Daha iyisi derken orada üstünlük zarfına yer veriyoruz. En şerefli milletler. Şerefli milletler sıfat tamlaması. En şerefli milletler derken üstünlük zarfına yer verdim. Sınıfın en yakışıklısı Melih'ti. Yakışıklısı diyorum arkadaşlar. Yakışıklısı nedir? Adlaşmış sıfattır. En yakışıklı derken üstünlük zarfına ne yaptım? Yer verdim arkadaşlar. Şimdi bunu anlattım. Eyvallah gayet güzel. Öğrenci öğreniyor. Ama arkadaşlar daha sözcüğünde önemli bir şey var. Bakın eğer ki siz daha sözcüğünü henüz hala anlamında kullanırsanız bu zaman zarfı olur. Çünkü zaman bildiriyorsunuz. Kardeşim daha uyanmadı diyorum arkadaşlar. Bakın daha uyanmadı. Yani henüz hala uyanmadı anlamında kullanıyorum. Buradaki daha ne olur arkadaşlar? Zaman zarfı olur. Daha unutamadım o günleri derken arkadaşlar yine aynı şekilde. Bakın ben burada daha'yı hangi anlamda kullandım? Henüz hala unutamadım anlamında kullandım değil mi? O zaman buradaki daha nedir? Yine zaman zarfıdır. Geldim soru zarflarına arkadaşlar. Ya buraları boş verin. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Orada sorular falan yazdım, tanım yazdım, hepsini geçtim. Bakın şuna dikkat ediyorsunuz. Soru sözcüğümüz var. Eğer ki soru sözcüğümüz fiil ya da fiilimsiye sorulmuşsa ve aldığınız cevap daha doğrusu verdiğiniz cevap yine zarfsa orada her zaman için soru zarfı vardır. Şimdi örneklerimize bakalım. O nasıl konuşuyor öyle? Bakın, nasıl konuşuyor? Fiile sordum. Cevap veriyorum, güzel konuşuyor. O zaman ne oldu arkadaşlar? Cevabım da zarf oldu. Nasıl soru zarfıdır. Bize ne zaman geleceksiniz? Ne zaman geleceksiniz? Fiile sordum. Cevap veriyorum. Yarın geleceğiz. Aldığım cevap? Aldığım cevap da zarf. O zaman soru zarfı var. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ne kadar bekleyeceğiz derken soruyu neye sordum? Fiile sordum. Cevap veriyorum. Çok bekleyeceksiniz. Ne kadar çok? Bak aldığım cevap ne? Yine zarf. O zaman orada ne var? Soru zarfı var. Şimdi çocuklar. Odaklanın bakalım buraya. Bak buraya. Bak 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 çok kıymetli bir bilgi gönderiyor Türkçe doktorunuz sizlere. Eğer ki bir soru niçin anlamına gelecek şekilde sorulmuşsa veya cevabına çünkü ile başlayabiliyorsanız orada soru zarfı vardır. Yani cevabına çünkü ile başlayabildiğiniz her soru soru zarfıdır arkadaşlar. Harika bir bilgi verdim bakın. Hemen örneklerimize bakalım. Niçin bunları bana veriyorsun? Çünkü bu saatte ne gezip duruyorsun? Çünkü neden aramıyor bizi kaç gündür? Çünkü toplantıya ne diye gelmedin? Çünkü farkında mısınız arkadaşlar? 4 farklı soru 4'üne de çünkü diye cevap verdim. Demek ki neymiş? Cevabına çünkü ile başlayabildiğiniz her soru soru zarfıymış. Sakın unutma. Devam ediyorum. Şimdi buraya da dikkat edin çocuklar. Burası da önemli. Şimdi birinci örneğim şu. Bakın dersen için girmemiş. Cevap veriyorum. Çünkü az önce öğrendiniz. Burada soru zarfı var mı? Kesinlikle var. Tamam. İkinci örneğime geçiyorum dersen için girmediğini biliyor musun? Bakın arkadaşlar. Niçin girmediğini? Niçin sorusuna yer verildi mi? Evet niçin sorusuna yer verildi. Soru zarfı var mı? Var. Ama. 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 Soru anlamı soru zarfıyla mı sağlanmış? Arkadaşlar soru anlamı en son sorulan soruyla sağlanır. Dersen için girmediğini biliyor musun? Evet ya da hayır diye cevap veriyorum. Benim verdiğim cevap aslında burada niçine değil mısın musuna. O zaman soru anlamı soru zarfıyla sağlanmamış. Mı 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 ile sağlanmış. Hocam o ne? Biz ona soru edatı diyoruz arkadaşlar. Bak dikkat et. Soru zarfı var ama soru anlamı soru zarfıyla değil soru edatıyla sağlanmış. Alttaki örneğimize bakalım. Derse niçin girmediğini öğrenemedim. Soru zarfı var mı? Hocam soru yok. Ne soru zarfı? Var var. Soru zarfı var. Nasıl yani hocam? Şimdi niçin derken orada var mı? Sonuçta niçin demişim ya ben niçin. Niçin girmedin? Bitti. Soru sormak zorunda değil. Soru zarfı var. Ama soru anlamı? Soru anlamı yok. Buna dikkat etmen gerekiyor. Ve geldim son dikkatime arkadaşlar. Onu deliler gibi seviyordu. Bakın arkadaşlar gibi var orada. Gibi nedir? Gibi edattır değil mi? Deliler gibi derken edat grubuna yer verilmiş orada. Aynı zamanda seviyordu. Nasıl seviyordu? Deliler gibi. Nedir oradaki deliler gibi? Zarftır değil mi arkadaşlar? Ne olmuş? Edat grubu zarf görevinde kullanılmış. Bu tarz sorularda gelecek. Ya da alttaki örneğimize bakalım. İstanbul'da 3 yıl kaldım. Şimdi 3 yıl diyorum 3 sıfat önünde de ismi var değil mi? Yıl isim. O zaman orada bir sıfat damlaması var. Ne kadar kaldım? 3 yıl kaldım. O zaman ne olmuş arkadaşlar? Sıfat damlaması zarf görevinde kullanılmış. Şimdi ben bunu söylediğim zaman öğrenci şunu söylüyor. Yani hocam şimdi orada sıfat damlaması yok mu? Hayır güzel kardeşim var. Orada sıfat da var. Aynı zamanda sıfat damlaması zarf görevinde kullanılmış. Her ikisi de var korkudan sımsıkı sarılmıştı bana kapkara gözleriyle süzüyordu etrafı. Peki hocam buradaki dikkatiniz nedir? Hemen söyleyeyim bakın dikkatinizi çekmiştir zaten. Sımsıkı ve kapkara sözcükleri. Pekiştirilmiş sözcük mü? Evet pekiştirilmiş sözcük. Sımsıkı sarılmıştı. Bakın önündeki fiili ne yaptı arkadaşlar? Belirtti. Önündeki fiil ya da fiilimsi belirtene biz ne diyorduk arkadaşlar? Zarf diyorduk. Nasıl sarıldı? Sımsıkı sarıldı. O zaman burada ne var? Pekiştirilmiş zarf var. Alttaki örneğimize baktığımız zaman Kapkara gözleriyle göz isim nasıl göz? Kapkara göz. Önündeki ismi ne yaptı arkadaşlar? Niteledi. Ama önündeki ismi diyorum bakın. Burada ne olarak kullanıldı? Sıfat olarak kullanıldı. Yani pekiştirilmiş sıfata yer verilmiştir. Bu neden önemli? Şöyle sorular geliyor arkadaşlar bizlere. Pekiştirilmiş sözcük türü yönünden diğerlerinden farklıdır. Şimdi dört tanesi pekiştirilmiş zarfa yer veriyor. Bir tanesi de pekiştirilmiş sıfata yer veriyor mesela. Bunu da bilmeniz sizin için büyük bir artı olacaktır arkadaşlar. Müzik Evet sevgili arkadaşlar böylelikle zarflar konumuzda nihayet erdiriyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.